Herkese merhaba. Bu videomuzda Windows 10'da unuttuğunuz veya hatırlamadığınız kullanıcı hesabı şifresini nasıl kıracağınızı ya da daha basit bir ifadeyle şifrenizi nasıl sıfırlayacağınızı anlatmaya çalışacağım. Bu işlemden sonra 7'den 70'e herkes rahatlıkla Windows 10'un şifresini kırabilecek, sıfırlayabilecek düzeye gelecek. Bu işlemler için herhangi bir program, eklenti, uygulama, kod vesaire yok. Doğrudan Windows 10'un içerisinde bulunan bir açıktan faydalanıp bu işlemi gerçekleştireceğiz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu hemen şurada kullanıcı girişinin olduğu yerdeki şu linkten anlıyoruz. Yani erişim kolaylığı sekmesinden yapacağız. Buraya biz normalde şu anda bunu kliklediğimizde işte ekran okuyucusu, büyüteç, ekran klavyesi gibi seçenekler geliyor. Biz buraya komut işlemci sayfayı ekleyip buradan şifremizi basit bir şekilde sıfırlayacağız. Bu işlemimiz birkaç dakika sadece sürüyor normalde. Bu işlemi en baştan itibaren nasıl yapacağız? Öncelikle otomatik onarım sayfasını açmamız gerekiyor. Otomatik onarım sayfasını açmak oldukça basit. Hemen şuradaki başlat sekmesini sağ klikleyin ya da sol klikleyin. Buradan yeniden başlat diyoruz. Yeniden başlat dediğimiz anda bilgisayarımız yeniden başlayacak. Windows logosunun yükleme ekranı göründüğü anda bilgisayarınızı kapatın. Hatta fişini de çekebilirsiniz ya da doğrudan power tuşuna uzun süre basabilirsiniz. Bilgisayarınız kapanacak. Tekrar başlatın. Ardından tekrar göründüğünde tekrar bilgisayarınızı aynı şekilde fişini çekin ve power tuşuna uzun süreli basın ve bilgisayarınızı kapatın ve yeniden başlatın. Böylece sizi otomatik olarak otomatik onarım sayfasına yönlendirecek. Buradaki püf nokta şu. Bir Windows 10 hata durumunda iki sayfa yönlendiriyor genelde bizi. Bir tanesi otomatik onarım sayfası, bir tanesi kurtarma sayfası. Biz kurtarma sayfasına gitmeyeceğiz. Bunu bilin. Otomatik onarım sayfasına gideceğiz. Eğer kurtarma sayfasına giderseniz tekrar yeniden başa dönmeniz gerekiyor. Şimdi hazırsak başlayalım. Önce hemen şuradan başlat tuşunun sol klikliyorum ve yeniden başlat diyeceğim. Bilgisayarın yükleme ekranı yani Windows yükleme ekranı geldiği anda bilgisayarımı kapatıp tekrar yeniden başlatacağım. Evet, bilgisayarım yeniden başlatılacak. Yükleme ekranı geldi. Bilgisayarımı tekrar kapatıp yeniden başlatıyorum. Şöyle bir ekran geldi. Bakın lütfen bekleyin diye. Bu bizi kurtarma sayfasına yöneldi. Bakın bu sayfaya gelmeyeceksiniz. Bunu özellikle belirteyim. Otomatik onarım sayfasına gideceksiniz. Şimdi işlemi bir daha yapıyorum. Otomatik onarım sayfasına geçmek için. Bunu sadece bilgi olsun diye buraya koydum. Yani bilgi olsun diye bunu ekledim. Şimdi tekrar otomatik onarım sayfasına geçmek için işlemi tekrar ediyorum. Yani bilgisayarımı yeniden başlatıp kapatıp tekrar yeniden başlatıyorum. Evet, otomatik onarım sayfamız geldi. Daha doğrusu otomatik onarım sayfasına yönlendirecek. Bu şekilde oluyor. Yani hemen altta otomatik onarıma hazırlanıyor dediği anda demek ki doğru yoldayız anlamına geliyor. Evet, kısa bir bekleme moduna giriyoruz. Evet, otomatik onarım sayfamız geldi. Buradan hemen sağdaki gelişmiş seçenekler yazan yeri klikliyoruz. Gelen pencereden sorunları gider, sorun gider sekmesini klikliyoruz. Ardından gelişmiş seçenekler diyoruz. Burada hemen şu sistem görüntüsü kurtarma yazan yeri seçiyoruz. Şöyle bir ekran gelecek. Buna iptal diyelim. Ardından İleri diyelim. Ve buradan gelişmişi seçelim. Sürücü yükle diyelim. Ve ardından tamam diyelim. Şimdi şu şekilde yapalım. Hatta biraz daha büyütebiliriz. Bu bilgisayarı klikleyelim. Şu anda benim halihazırda işletim sistemimin yüklü olduğu yer D sürücüsü. Normalde muhtemelen sizin C sürücüsüdür. Burasıdır. Ama benim D'ye kurulu şuraya. Bunu nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. Bakın Windows, Program Files, program dosyaları vesaire hepsi burada. Windows'un içine gidiyorum. Ardından Sistem 32'yi buluyorum. Sistem 32 dosyasını, klasörünü buluyorum.
Evet, bunun içine giriyorum. İlk olarak Utilman dosyasını bulacağım. U'ya kadar geliyorum şöyle. Buralarda bir yerde. Evet, şu. Utilman dosyamız. Bunun üzerine sağ tıklıyorum. Bu hızlı erişim çubuğumuz aynı zamanda. Sağ tıklıyorum. Ve yeniden adlandır diyorum. Bunun sonuna 1 yazıyorum. 1 yazdım. Enter yapıyorum. Şimdi CMD'yi buluyorum. CMD. Yani komut istemci dosyasını. Nerede? CMD. Şurada. Bunun üzerine sağ tıklıyorum. Yeniden adlandır diyorum. Buna da Utilman diyorum. Şu şekilde U'su büyük. Yani aynısı olacak. Az önceki değiştirdiğimiz Utilman'ın sonuna 1'i ekledik. Buna da 1 verdik. Bir nevi değişiklik yapmış olduk. Buna da Utilman diyorum. Ve Enter yapıyorum. Ardından şu boşlukta sayfayı yenile diyorum. Bakın yenile diyorum. Değişikliğin olup olmadığına bakıyorum. Burada bir yerdeydi. Evet. Bakın. CMD dosyamız Utilman'a dönüşmüş. Diğeri de Utilman 1. Doğru. İşlemimiz tamam. Şimdi bunu kapatalım. İptal diyelim. İptal diyelim. Ve buradan devam diyelim. Çık ve Windows 10 ile devam et diyelim. Bilgisayarımız yeniden başlayacak. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Evet, giriş sayfam geldi. Şimdi hemen buradan şuradaki erişim kolaylığı yazan yeri klikliyorum. Görüldüğü gibi komut istemci ekranım geldi. Burada ben şifremi sıfırlayacağım. Benim kullanıcı adım neydi? 1'di. Bakın 1. 1 olduğu için şöyle yazıyorum. Net user 1 yani kullanıcı adım ve boşluk şifre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde yazıyorum. Bakın tek kelime ise kullanıcı adınız bu şekilde yazıyorsunuz. Eğer çift kelime, iki kelime veya daha fazla ise yani arada boşluk varsa o zaman tırnak kullanıyorsunuz. Nasıl olacak? Net boşluk user boşluk ESC'nin altındaki hemen bu çift tırnağı klikleyin şu şekilde. Klavyeden ESC'nin altında hemen çift tırnak var. E yazıyor üstünde aynı zamanda. Çift tırnak, örneğin touchworm diyelim sizin kullanıcı adınız şu şekilde. Tırnağı kapatıyorum, şifreyi yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde. Yani 2 ve daha fazla kelimeden oluşuyorsa tırnak kullanıyorsunuz ve normal yazıldığı gibi yazıyorsunuz. Eğer tek kelimeden oluşuyorsa tırnak kullanmanıza gerek yok. Doğrudan şöyle net user kullanıcı adınız 1 boşluk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde basit bir şekilde şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Net user sabit. Bir kullanıcı adım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise şifrem oluyor. Şimdi Enter yapıyorum. Komut başarıyla tamamlandı. Yani kullanıcı adım 1 olan kısma şifre tanımlandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifresi tanımlandı. Ne yapıyorum? 1 hemen yazalım. 2, 3, 4, 5, 6. Hatta bakabilirsiniz şu şekilde. Evet, bu şekilde giriş sağlanmış olduk. Buradaki püf nokta şu. İsterseniz yani çok bilgisayarla haşır neşir değilseniz bu işlemi tekrar geri almanıza gerek yok. Yani yaptığınız düzeltmeyi geri almak için. Buradaki amacımız bizim öncelikli amacımız acil durumlarda işte verilerimizi kurtarmak için şifreyi sıfırlamak. Yoksa başka bir önemi yok. Her türlü programla vesaire şifreler kırılabiliyor. Ama şu anda hali hazırda en kolay, en hızlı bir şekilde şifreyi kırma bu şekilde. Yoksa programla uğraşacaksınız, kodlarla vesaire. Bu çok kafa karıştırıyor. Bu bilinen en doğru, en hızlı yöntemlerden bir tanesi. Eğer çok bilgisayarla haşir neşir biriyseniz, yani özellikle kodlama vesaire, komutlarla vesaire uğraşan biriyseniz, tekrar başa alabilirsiniz. Yani bu başlangıç onarımaya gidip aynı bu Ultiman'ı normal Ultiman 1'i Ultiman CMD ise daha doğrusu Ultiman ise CMD'ye çevirip eski haline getirebilirsiniz.
Yok, normal bilgisayar kullanıcısıysanız çok da önemli değil. Size herhangi bir şey yaptırmayacaktır. Yani herhangi bir arıza sorun yaptırmayacaktır. Bizim yaptığımız buradaki şey sadece hızlı erişim çubuğuna komut istemciyi tanımlayıp buradan parolamızı sıfırlamaktı. Bunun dışında ekstra bir fonksiyonu yok. Herhangi bir zararı da yok. Bilgisayarınızı bozması vesaire gibi bir şey de söz konusu değil. Hatta en ufak bir zararı yok diyebilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yapamadığınız, anlaşılmayan herhangi bir şey varsa yorum kısmına bana yazın. Elimden gelince cevap vermeye çalışırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.